lo ha visto todo el mundo. Creo que este es el camino que debe seguir el equipo Galatasaray. Öncelikle maçı herkesin net bir şekilde anlayabilerek izlediğini düşünüyorum. Galatasaray'ın izlemesi gereken yönde bir ilerleme oldu. Creo que hoy el fútbol se puede decir que ha sido injusto con nosotros. Yalnız futbolun bugün bizimle adil olmadığını söyleyebiliriz. Pero esto pasa muchas veces cuando los equipos no están en su mejor momento. Bu birçok kez takımların başına geliyor, özellikle en iyi anlarında olmayan takımların. Que un error te puede castigar. Bir hatayla direkt cezalandırılabilirsiniz. Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Özellikle Taylan'ın da oynamasından çok memnunum. Onun da altını çizmek isterim. Porque ha estado 89 minutos perfecto. Çünkü 89 dakika boyunca mükemmeldi. Ha hecho todo lo que le pedíamos defensivamente y ofensivamente. Hem savunmada hem hücumda ondan ne istediysek hepsini yaptı. Biz işte küme düşeceğiz falan filan diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız. Hemen puan kazanmaya başlayalım. Puan kazandıktan sonra bunu devam ettirelim. Bu şekilde bir odamız olması gerekiyor. Hoy he tenido muy buenas sensaciones. Bugün çok iyi hislerim oldu hakikaten. Y estoy convencido que este es el camino. Ve doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Sonuçlarla ilgili bir baskı hissetmiyorum. La presión no va conmigo. Gerçekliği görüyorum. Ya tengo una experiencia, una edad. Belli bir yaşta ve deneyimdeyim. Lo que sí tengo es mucha responsabilidad. Çok sorumlu hissediyorum kendimi. Y muchas ganas de revertir la situación. Ve bu sorumlulukla olabildiğince yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyorum. Primero la presión no es buena para nadie ni para los jugadores. Öncelikle baskı hiç kimse için iyi bir şey değil, oyuncular için de değil. Ben taraftarlarımızdan her zaman elimizdeki oyuncularımıza sonuna kadar destek olmalarını istiyorum. Porque todos juntos somos mucho más fuertes. Çünkü hep birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü bu son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili ben kendimi sorumlu hissediyorum. Damarlarımızdaki son damlaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Zaten bizden daha fazla çalışmak da imkansız gibi bir şey. Çünkü biz 12 saat falan çalışıyoruz yaklaşık tesiste. Como mínimo nadie nos podrá decir que no lo intentamos, que no trabajamos duro y que no intentamos controlar los pequeños detalles. Yani şunu hiç kimse gelip de bize söyleyemez. Yeterince çalışmıyorsunuz veya ufak detayları kaçırıyorsunuz.